Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine elimde düz renk bordo bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizlere tek sıra giden güzel fıstıklı bir örnek paylaşacağım. Tek sıra ama biraz e, bazı yerlerinde farklılıklar da olacak. E, yazmanın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı yakından göstermek istiyorum size. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak eden arkadaşlar YouTube'un arama kısmına Oyan'ın 1098 yazarak benim daha önce anlattığım detaylarımı paylaştığım videomu izleyebilirler. E, yazmamın kenarlarını yazmamla aynı renk olan olan altın başak marka 790 numara bordo iple tığladım. E, ee, oyam için kullandığım ipim kullandığım tığım da 22 numara. Hemen modelime başlamak istiyorum. Güzel bir model. Ee, hanımların geri çeviremeyeceği hoş bir model olacak çünkü. İlmeğimi oluşturarak başlamak istiyorum. Tek sıra yapayım biraz da güzel olsun göze gelsin diyenler için güzel bir örnek. Geldim tığ battımın altından giriyorum ipimi tutturuyorum bu şekilde. Burada bir tane zincir çekiyorum. Örümcek yapacağım için daha sonrasında bu örümcek gevşemesin diye. Yaklaşık 2 tabağın uzunluğunda bir örümcek yaptım. 2 defa doluyorum ipimi tığıma. 1 2 3 tane tabağda da boşluk bıraktım. 4.'dən giriyorum. Biraz aralıklarının geniş olmasını istiyorum. Bu şekilde ikişer ikişer 3 kere de çıktım. Şimdi burada üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum.

14, 15, 15 tane olması gerekiyor arkadaşlar. 15 tane yaptım. Tığımın üstündeki görüntü bu şekilde oldu. Burada şimdi hepsini topluyorum önce arkadaşlar. Biraz daha netleştireceğim. Önce hepsini bir kere topluyorum. Sonra düğümlüyorum. Daha sonra trabzanımın önünden sık iğne ile tutturuyorum. Aşağıya doğru bu birinci sık iğnem olmuş oldu. İkinci, üçüncü, dördüncü, 5. 6. 7. 8. sık iğnemi yaptım. 9. sık iğneyi de tığ battının altından yapıyorum. Şimdi yine başlarken yaptığımız gibi bir örümcek yaparak başlıyorum. Örümceğim biraz geniş oldu. Onu biraz küçülteyim. Çok fazla. Örümceklerin boyunu aynı yapamıyorum diye şikayet edenler için de bir süre sonra aynı oluyor arkadaşlar. Elinize alışıyor diye düşünüyorum ben. Üstüne iki tane iki defa doladım tığımın ipimi. Bir iki üç tane boşluk bıraktım. Dördüncüden giriyorum. İki çıktım. iki çıktım. iki çıktım. Bu şekilde. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on tane zincir çekiyorum. Tığımda kalan ilmeği birinci ilmek olarak düşündüm. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş tane ilmeğimi bu şekilde attım. Topluyorum düğümlüyorum. Yine tığ battığının önünde, trabzanın önünden girdim sık iğne ile. Aşağıya doğru 8 tane sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Düzelttim. Dokuzuncuyu yine tığ battığının altından yaptım. Şimdi oyun biraz anlatayım size. Üç tane bu şekilde yaptıktan sonra bir tanesini çiçek gibi düşünelim. Bunlar sanki çimen gibi, bir tanesi de çiçek olacak gibi düşünelim. Onu yapalım şimdi. O birazcık bunlara göre farklı oluyor. Yine küçük bir örümcekle başladım. Örümceğim çok uzun değil. Yine iki defa doladım. 1, iki, 3 tane tıbatta da boşluk bıraktım. Dördüncüden giriyorum. 2 çıktım, iki çıktım, iki çıktım bu şekilde. Şimdi burada üstüne. 1 2 3 4 5 zincir çektim örneğimin ters yönüne dönüyorum aşağıya yaptığım trabzanın tepesinden sık iğne ile girdim burada böyle bir küçük yuva oluşturdum şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çekiyorum düz tarafı dönüyorum bu 10 zincirimin altından 15 ilmek çıkartıyorum bir ikinci olmuş oldu üçüncü bir tanesi zincirden kalandı dördüncü

Hepsini topluyorum, düğümlüyorum. Buradaki o 5 zincir çekerek oluşturduğum küçük yuvadan sık iğne ile girip tutturuyorum. Şimdi yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Yine 10 zincirimin altından geçerek tığımın üstüne 15 tane ilmek topluyorum. Şu anda benimki 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmeğimi yaptım. Hepsini yine topluyorum. Yine düğümlüyorum ve yine aynı yuvaya geldim. Tutturdum böyle sık iğneyle. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çekiyorum. Yine 10 zincirimin altından 15 tane ilmek çıkartıyorum. 3 oldu şu anda. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Hepsini topladım Düğümledim ve aynı yuvaya tekrar Tutturdum Şimdi aşağıya doğru Sık iğne yaparak trabzanından iniyorum burada Birinci sık iğne 9 tane yapacağım 2. 3. 4. 5 6 7, 8, 9, 10. yu tığ battığının altından yaptım. E burada fıstıkları trabzandan düğümlemediğim için, yuvaya düğümlediğim için birazcık daha e, Fazla doldurmam gerektiği sık iğnesini, diğerlerinde 8 doldurmuştum, bunu da dokuz doldurdum. Şöyle göstereyim arkadaşlar yaptığımız kısmı. Şimdi ben 3 tane bu şekilde yapacağım. Bir tane de bu üçlü fıstıktan yapacağım. Bu şekilde düz renk yazmaların kenarına bence güzel bir fıstık oyası olacak diye düşünüyorum. Bir tane daha yapayım. Sonra hızlı bir şekilde çoğaltacağım. Yine örümceğimi yaptım. Bir defa doladım. Bir, iki, üç tane boşluk bırakıyorum. Dördüncüden girdim. Bir, iki çıktım. Bir dakika iki defa doluyorduk. Yanlış olmasın. 2 defa doladım. 2 çıktım. 2 çıktım. 2 çıktım bu şekilde. Üstüne 10 zincirimi çekiyorum. 8 9 10. Ve yine az önce yaptığım gibi 10 zincirime 15 tane ilmek çıkaracağım. 10 zincirimin önünden girerek. Şu anda benimki 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hepsini birden düğümledim ve yaptığım trabzanın önünden giriyorum tutturduğum buradan aşağıya doğru ikinci 8 tane yapacağım sık iğnemi üçüncü dördüncü Beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci. Yine dokuzuncuyu da tığ battının altından yapıyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Ben şimdi bunu biraz arttırayım arkadaşlar. Ütüyle de düzeltip size o şekilde göstermek istiyorum. Bence çok güzel. Düz renk yazmaların kenarına çok uygun bir model oldu diye düşünüyorum. Birazcık çoğaltayım. Ütüleyip göstereceğim size. Ben o birazcık arttırdım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. E, bence güzel bir model. Özellikle tek tek e, düz renk yazmaların kenarında çok güzel olacağını düşündüğüm modellerden biri. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Fıstık oyasını sevmeyen yok. Ben fıstık oyasını yapamıyorum diyenler için de e, fıstık oyasının ilk çıktığı dönemlerde e, bir video paylaşmıştım. O video izlemelerini öneriyorum. Youtube'un arama kısmına püf noktalarıyla fıstık oyası yapılışı yazdığınızda nasıl yaptığımla ilgili bütün detayları yavaş yavaş anlatmıştım. İnşallah faydasını görürsünüz. Şimdiden. Yapacak olanlara kolay gelsin diyelim. Ee, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Ee, videonun altında bulunan abone ol butonunu tıklamanız yeterli. Ücretsizdir tamamen. Şimdiden herkese kolay gelsin.